Atlanta harika oynadığı bir ilk yarıyı, çok daha iyi oynadığı bir ilk yarıyı yeterince önde kapatamadı. Sakatlıklardan dolayı oynattı onu. Evet. Yani Luke Kennard'ların falan arkasındaydı sezon boyunca. Tabii. Ama burada ne oldu? 39 sayı attı. İşte playoff böyle bir şey. Brewer performansı diyorlar ya buna, Corey Brewer performansı. Gerçekten de öyle. Uzatmanın sonunu saymazsan normal sürede 18 fazla top kullanmıştı abi. Ya bu kadar iyi iki takım karşı karşıya geliyor. Bir takım 18 fazla şut atıyorsa abi yani. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte yoğun NBA gündemini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Kaan abi, acayip bir Brooklyn Milwaukee serisinden çıktık ki seninle seri öncesinde de konuşuyorduk. Yani bu serinin uzayabilme ihtimali çok yüksekti. Bu seriden çıkanın NBA şampiyonu olabilme ihtimali de çok yüksek. Acayip bir test oldu. Yani kalite testi olmadı belki ama fiziksel ve zihinsel sınırların herhalde en sınandığı testlerden biri oldu. Yani şu 7. maça baktığında sadece bir teknik mücadele, bir fundamental mücadelesi yoktu burada. Aynı zamanda bir boks maçı gibiydi. Hem de ne boks maçı? 15 round, hatta bir uzatma roundu ile birlikte, yani uzatmada zaten ayakta duramıyordu oyuncular. Uzatmanın skoru 4-2 abi. Yani uzatmanın bir takımın kaderini, sezonun kaderini belirleyecek olan 5 dakikanın skoru 4-2 yani. Şeyi saymıyorum, Brook Lopez'in sonunda attığı 2 faulü saymıyorum yani. Şimdi bu her şey üzere yani bir tek gollük galibiyet falan gibi oldu. Ya şimdi bu tip maç, özellikle 7. maçların dinamiği çok farklı oluyor zaten geçmişe baktığın zaman. Nadiren hani takımların asıl planlarını uygulayabildikleri, devamlık sağlayabildikleri maçlar nadiren oluyor. Bunun iki temel sebebi var. Bir, takımlar birbiriyle o kadar çok oynamış oluyorlar ki bütün hemen hemen ana prensipleri falan keşfetmiş ve bir şekilde kontrolamış oluyorlar. Zaten 7. maça geldiğinde belli bir denge oluşmuş demektir. Bu dengede öne çıkmak ya da çok daha baskın olmak da çok kolay değil vesaire vesaire, bir sürü sebebi var. Fakat şimdi mesela diğer 3 tane seri 7. maça uzadığı için diğer serilerde de gördüğümüz bir şey oluyor. Şimdi bir seriye bakarken işte belli dengeler gözetiyoruz değil mi? Mesela serinin başında bizim konuştuklarımızla sonra serinin gelişim içinde oluşanların çok az benzerliği var. Yani alakası bile yok çoğu zaman. Yani birkaç tane tabii belli şeyler oluyor da geri kalan çoğu şey olmuyor. Ona karşı önlemler alınıyor. Veya şimdi bir plan, bir malzeme var. O malzemeyle bir plan yapıyorsun. Onun sonra bir uygulaması var. Ben bunu hep genelde şeye benzetiyorum. Bir trekking'e benzetiyorum. İşte hani gitmek istediğin bir yol var. Buna gidecek bir grup var. Tur var. Sen de bir rehberlik ediyorsun. Koç veya işte tahminen olarak. İşte ormanın neresinden gideceksin? Nereden yola değiştireceksin? Dağdan mı gideceksin falan. Ama bazen o grup çok hızlı hareket edebiliyor. Bazen rahatsız oluyorlar. Hiç beklemediğin grubun içinden birileri sürükleyebiliyor. Şey yapabiliyor. Her maçında, her etabında dinamiği birbirinden farklı oluyor. Yani bazen maçta bu genel plandan çok farklı şeyler görebiliyorsun. Şimdi geldiğimiz noktada özellikle işte James Harden ve Kyrie Irving'i kaybettikten sonra bambaşka dinamikler ortaya çıktı çok doğal olarak. Şimdi Brooklyn'in en temel yapmak zorunda olduğu şey içeri gömülmek. Çünkü başka türlü baş edemiyorlar fizikle. Nitekim ilk maçın ilk yarısında bu ortaya çıkmıştı yani 42 boyalı alan sayısı attıkları. Ve bunu üçlü cezasını kim kesecek? Bu çok önemli çünkü aslında çok temiz üçlükler bulabiliyor Milwaukee ve sezon içinde de bol bol üçlük atan bir takımdı. Nitekim bu maçta tamamen ilk 5'e iyice konsolide edildiği için şeyler ki bence Mike Budenholzer mesela rotasyon yaptığı için eleştiriyor ama bu maçta mesela biraz daha fazla yapabilirdi. Yani belli yerlerde Brim Forbes'dan biraz daha belki dakika alabilirdi. Kanıtın ki o kadar iyi başlamışken daha fazla oynayabilirdi. Çünkü çok fazla dış atış bırakıyor Brooklyn ortalığa. Yani onu daha fazla... Yani Brook Lopez'in özellikle bu kadar çok oynamasına gerek yoktu. Evet, Brook Lopez'in bir sürü yararı var. Ama daha fazla şut atabileceği bir beşlerle oynayabilirdi. Nitekim o cezayı çok beklenmedik adamlar kesti. Abi maçın geneline bakarsan asıl bölümüne P.J. Tucker'la Giannis'in üçlükleri sayesinde bir yerlere varıldı. P.J. Tucker 4'te 3 attı. Giannis de 5'te 2'ydi bir ara. Giannis'in üçlük atmasının ne kadar büyük problemli olduğunu diyoruz ama Giannis de mesela belli bir yerden sonra onu kesti. Hiç yapmamaya başladı ve çok iyi maç oynadı Giannis. Şimdi Giannis'in yapamadıklarından çok bahsediyoruz ve yapamadıkları gerçekten önemli problem. Artı yaptıklarına yeterince konsantre olmaması ve iyi yaptığı şeylerle kötü yaptıkları şeyleri ayıramıyor olması onun. Koçun ona yardım etmemesi haricinde ya da koçun onu zorunlu bırakmaması, ikna edememesi haricinde Giannis'in kendi kabahatleri ve günahları da çok büyük. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama Giannis çok iyi maç oynadı. 6. maçta da öyleydi. 6. maç bu serideki zihinsel anlamda en doğru oyun oynadığı maçtı. Yani en doğru atak noktalarını tercih edip onları bir bilgisayar gibi uyguladı. 7. maçta da ikinci yarıda acayip konsantreydi. Yani ilk yarıda yine zorlama şutları vardı ama ikinci yarı başladı. Giannis herkesten fiziksel olarak daha iyiydi ve zihinsel olarak da daha doğru oynadı. Zaten rotasyonlar o kadar kısa ki. Yani 5'er oyuncuyla oynadı iki takımda neredeyse. Yani 6 diyelim hadi, 5,5 diyelim. Abi ilk yarıda yedekler... Milwaukee yedekleri 14 dakika 9 dakika oynadı ilk yarıda. Brooklyn yedekleri. Zaten Brooklyn yedeklerinin sayısı yok. Evet. Milwaukee yedeklerinden de sadece Pat Connaughton'ın sayısı var. Yani 9 sayı oldu bu bench'ten. Düşünsene yani biz 7 kişiye düştüğünü biliriz playoff rotasyonun. Bu seride 5,5 kişiydi. Bu arada P.J. Tucker ve Blake Griffin foul problemi değil mi? Daha da azalacaktı dakikalar. Tabii. Onlar zorunda oynattı yani. Zorunda kaldılar yani. Fakat gidip gelip şeye varıyorsun. Bir de hani seri içindeki dönüşümlere bakıyorsun. Milwaukee aslında evet detaylarda çok hata yapıyorlar, çok özgüven kaybediyorlar. Hani biz hep ne bekliyoruz abi oyunculardan? Kendilerinin standart performanslarını en azından yakalamalarını, üzerine çıkarlarsa ne hala. Ama o standartın çok altında düşmesini beklemiyoruz. Çünkü bu oyuncular bunun için hayatları boyunca çalışmışlar, bunun için para alıyorlar, bunun için hayatlarını buna adamış hemen hemen hepsi. Ve yani kritik yerde de en azından belli bir standartın üzerinde oynamasını bekliyorsun. Yani ama bu her zaman böyle olmuyor abi. Yani bunun bir sürü sebebi var. Oyuncunun eksikliği de olabilir, oyuncunun psikolojisi de olabilir. Mesela Ben Simmons örneğini anlatıyoruz. Giannis'in serbest atış çizgindeki örneğini anlatıyoruz. Bunun bir sürü sebebi var. Bazen de abi kötü gününe denk gelir. Kötü başlarsın, kendini iyi hissedemezsin, debelenirsin. Ki bunun örneklerini biraz şimdi diğer maçlarda da konuşacağız. Ya da tam tersine öyle bir havaya girersin ki dünyayı ele geçireceğini düşünmeye başlarsın. Ve bütün bu parametreleri kıran, bütün bu beklentileri kıran şeyler de olabiliyor. Şimdi bu maç özelinde yani aslında Milwaukee 5, 6 ve 7. maçlarda kaybettiği 5 ve kazandığı 6 ve 7. maçlarda çok büyük oranda işin saçma taraflarını yani asıl plan yapması gerekenleri ilk maçın ilk yarısından 5. maça kadar bu arada çok büyük saçmaladık Milwaukee. Ama 5. maçtan itibaren en azından temel prensiplerini uyguluyor. Ha sonra iş uygulamaya geliyor. Abi uygulamada önemli problemler çıkıyor. Mesela abi şu Khris Middleton'a bakalım, tamam mı? İlk 2 maç Khris Middleton. Bu maçın ilk 3 çeyreği Khris Middleton. Bu maçın uzatması ve 4. çeyreği bir uzatması Khris Middleton. Veya işte 6. maç. 6. maç Khris Middleton. Kusursuz da 6. Şimdi aynı oyuncudan bahsediyoruz abi. Bu maçın ilk 40 dakikasındaki Jrue Holiday, son 8 dakikadaki Jrue Holiday. Aynı oyuncudan mı bahsediyoruz abi? Aynı şeyi mi bekliyoruz? Şimdi plan var, plan bu. Abi o planı uygulayacak adamın ne yapacağını... Yani bu kadar tabii iniş çıkış olmaması lazım. Yani o makası biraz daraltmak lazım. Böyle de olmaz yani. Ama bu olabiliyor. Ve nitekim belki de Milwaukee'ye maçı kaybettirecek konumda olan 2 oyuncu, Giannis'in 2 yardımcısı, sonda kazandırdı demeyelim ama kazanmasının çok önemli yolunu açan oyuncular oldular. Ve aynı şey yalnız Brooklyn'de çok geçerli olamadı. Şimdi James Harden çok hayal kırıklığı yarattı. Ben James Harden'a bir şey demiyorum burada. Çünkü James Harden normal şartlarda oynamaması lazım. Yani o sakatlıkla oynanmaz basketbol. Ya da 45 dakika dışında bir tercih yok muydu sence? Onu 30 dakika oynatamazlar mıydı? Abi şimdi belki de oynatmaları gerekiyordu. Ama maç bittikten sonra bazı şeyleri söylemek çok kolay. Gerçekten çok kolay. Orada yani daha oynanmamışken... Yani şimdi uygulamadaki hataları öngöremezsin. Plandaki hataları öngörebilirsin. Yani plandaki hataları öngörürsen zaten çok... İyi bir basketbol aklısın demektir. İyi analiz edebilmişsin demektir. Ama uygulamadaki hataları görmek o kadar kolay olmuyor. Ha, kritik nokta burada şu. Deminden beri bahsetmemin sebebi şu. Fakat planın iyi olsa bile uygulamanın başarısız olduğunu belli bir süre görürsen ısrar etmemek de gerekiyor. Bir yerde mesela Tirono'nun en iyi yaptığı şeylerden biri. Bir yerde abi tamam hadi başka bir şey deneyelim. Planı değiştirelim, daha kötü bir plana geçelim ama uygulamada fark yarattığımız zaman sonuçta bizim istediğimiz... Abi bu maçı kazanmak zorundasın artık. Burada şey değil. Burada bir şey yarıştırmıyoruz. Proje yarıştırmıyoruz. Abi proje yarışı değil bu. Bu sonuç alma yarışı abi. 7 katlı bina dikmeye çalışıyorduk. Olmadı 3 katlıyla idare edelim o zaman. Yani daha 1. katı çıkamıyorsan abi 3 katlıyı yapalım. Boş ver şimdi 7 katlı planı falan demen gerekiyor bir noktada. Hangi noktada? James Harden konusu şöyle abi. James Harden 6. maçı da çok iyi oynamadı. 6. maçta... 5'ten daha iyiydi 6'da. Yani ama çok da bir şey yani... hareket edemiyor bir kere. Hareket edememesinin bir sürü sorunu oluyor. Yani onun üzerine gidiyorlar. Özellikle açık saha biraz mesafe buldukları zaman hiç yana gidemiyor çünkü. Yana 0 gidiyor zaten. Hücumda güç alamadığı için ayağından hiç şut sokamıyor. Artık Ona şey muamele, yani Giannis muamelesi yapmaya başladılar şut attığı sırada. Yani at abi. Boş bırakıyorlardı. Yani atamıyor ki abi, güç alamıyor adam yani. Hani o bazı oyuncular vardır hani sabit kol gücüyle atabilirler. O öyle değil, oyunculardan değil yani. O şeyini bulması lazım. İvmesini bulması lazım. Olmuyor yani. Hani fakat Steve Nash'i de anlıyorum. Ya da işte Mike D'Antoni, hangisiyse asıl sorumlu. Şeyde gördüler abi onu. Dördüncü maçta gördüler. Durant'in yani şu anda sahada Brooklyn'in topla aksiyon yapacak ve ilk kararı verecek oyuncusu sadece 2 tane. Mike James ve Kevin Durant. Eğer onlarla topla başlarsan, şimdi Durant'i kanatta ilk pası veren değil, ilk pası alan oyuncu. Yani tepeden ilk pası veren değil, kanatta ilk pası alan oyuncu olmasını istiyorsun. Ne kadar efektiflik farkı olduğunu gördük zaten bunun. Yani Durant oyunu başlatmamalı. Başlattığı zaman Durant'in etkinliğini azaltıyorsun. Artık başlattıktan sonra verdiği oyunculardan bir şey alamıyorsun zaten istediğin gibi. Mike James'e de güvenemezsin abi. Yani Mike James'i biliyoruz. Mike James bugün oyuncusu değil. Bir ara girersen bir 9 sayı atar, ondan sonra mahveder maçı yani. Bu yüzden Harden'ı oynatıyorlar. Yani Durant daha ideal yerde topu alabilsin, daha ideal yerde topu ona ulaştırabilsin ve öyle ya da böyle Harden'ın hiç hareket etmese bile en azından doğru kararı verebiliyor. İdeal olmasa da. Ki nitekim bunun olumlu sonuçları, yani Durant'in bu kadar iyi oynamasının en büyük sebebi Harden'ın olması oralarda. Yani Harden olmasa daha zorlanırdı. Durant'in işi çok daha zor olurdu yani. Tepede başlarsa yani. Ama abi bir noktada da başka şeyleri denemek gerekebiliyor. Burada asıl konu çok normalde planı yaparken kurguladıkları planla neyi kaybettiler? Kyrie'yi kaybettiler. Harden'ı kaybettiler. Abi Joe Harris'i de kaybettiler ya. Yani o en büyük sürpriz oldu herhalde. Tamam, sakatlık falan herkese olabilir. Formsuzluk da olabilir ama abi Joe Harris'e bakıyorsun, kariyerine bakıyorsun, tüm sezonuna bakıyorsun, Boston serisine bakıyorsun. Abi inanılmaz yani hani. İşte burası senin içinden başka bir şey çıkarıyor. Çok oyuncu da bunu gördük. Yani bir noktada şöyle oluyordu Brooklyn hücumları. Zaten Durant 3 maçtır tamamen direksiyonda. Bütün topları Durant kullanıyor. Bütün topları da kullanmasını istiyorlar. Diğer oyuncular yani resmen top bana gelmesin diye bekliyor. Bruce Brown'u kullandığın bir yer var. Perde çıkışında onu bir devrilen oyuncu olarak kullanıyorsun ama sınırlı bir katkısı var. Blake Griffin çok iyi hücum katkısı vardı. Acayip çok iyi de savunma katkısı vardı. Yani rebound'ı alıyor, üçlüğünü atıyor, her şeyini yapıyor. Şimdi Kevin Durant'a güveniyorsun. Blake Griffin'e güveniyorsun. Harden'a güvenemiyorsun. O şutu sokamıyor çünkü, güç alamıyor. Joe Harris'e güvenemiyorsun çünkü psikolojik olarak onu atmak istemiyor. Bakıyorsun Bruce Brown kısıtlı. Jeff Green oynatmak istemediler bu maçta çok fazla. Çünkü muhtemelen çok sağlıklı olmadığını düşünüyorlar. Muhtemelen. Ve Giannis karşısında tam bu maçta kalamayacağına inandılar. Shamet tamamen rotasyon dışına çıktı. Clarkson hiç oynatmıyorlar. Opsiyon yok. Yani senin elinde 2 tane opsiyon var. Kevin Durant'in 50 sayı atması ki attı ve Blake Griffin. Başka hiçbir şey yok. Yani işte kazanman çok zor böyle, çok zor, zaten. Çok zor. Yani ama gene kazanacak noktaya geliyor. Abi sonuçta şöyle bir şey oldu. Kevin Durant'in şeyini biliyor musun? Yani ayaklarının ne kadar anatomik olarak acayip olduğunu. Yani Kevin Durant gerçekten ayakları anomalidir, şeydir. Yani zaten hani uzun bir intorp. Intorp, aynen intorp abi. Intorp'un yani ayaklar birer palettir ama dar bir palet. Hı. Hani gerçekten palyaço ayaklıdır Kevin Durant. Ben öyle bir ayak görmedim abi. Yani normalde olması gerekenden, ki zaten çok uzun, çok büyük bir ayağı var. Fakat olması gerekenden bir 5 santim falan daha uzun onun ayağı. Ya biraz daha kısa olsa... Şöyle, ayak şöyle ya, şöyle yere basıyor. Biraz daha kısa olsa Doğu finalinde derdi şu an. Abi ayağı biraz daha normal olsaydı şu anda Doğu finalini oynuyordu Brooklyn. Gerçekten öbür tarafa bakıyorsun, öbür tarafta opsiyonlar hala o kadar fazla ki. Yani Brook Lopez üzerine çıkarabil... Yani şimdi Giannis'in zaten bir hücumu var belli. Giannis'in hücumda sana 35 sayı getirebileceği bir senaryo var. Middleton 6. maçta gördük. Kusursuz oynayabiliyor hücumu. Orta mesafesi var, üçlüğü var, içeri giriyor. Jrue Day tamam bu seride çok saçmaladı ama bir hücumu var mı? Var. Brook Lopez köşeden bir opsiyon yaratıyor. Post-up'tan bir opsiyon yaratıyor. P.J. Tucker köşeden bir opsiyon yaratıyor. Pat Connaughton şut atıyor ki bu maçta da attı. Baktığında tam Bryn Forbes'u çok kullanamadın ama kullanabildiğin bir senaryo da var. 5 tane 6 tane tehdit noktan var. Jrue'ya bir hücum veriyorsun, Khris Middleton'a bir hücum veriyorsun. Giannis'in zaten hücumu var. Aslında buraya bile gelmemesi lazım düşün. Abi. Ya Kevin Durant buraya getirdi bu işi. Bırak Kyrie'yi normal şartlarda, yani biz bu seriyi konuşurken veya pek seriyi masaya yatırıldığı zaman bu serinin çok dengeli olduğu konu, hep konuşulan konuydu. Abi ilk serinin, ilk maçın ilk dakikasında Harden sakatlandığı anda bu serinin mutlak bilmaki hakimiyetine geçmesi gerekiyor. İlk maç zaten Bucks'ın olmalıydı. Abi ilk maçın ilk dakikasında Harden sakatlandı ya, o dakikada Bucks'ın bu seriye hükmetmesi gerekiyordu. Evlerine dönmeleri gerekti onların seriyi anlayabilmeleri için. Ama ondan sonra Bucks'ın yaptığı hatalar, detaylardaki şeyleri, dikkatsizlikleri, oyuncuların inişleri, çıkışları, Giannis başta olmak üzere kötü tercihler ve söylediğini doğrulara bağlı kalamamak falan. Onlarca şey var. Ama mesela tekrar altını çizelim. Durant gene harika bir maç oynuyor yani. Olan yapabilecek daha fazla bir şey yapamaz yani. Daha fazla ne yapsın yani. Giannis'in ne kadar doğru oynadığı, en azından baştaki üçlükleri hariç. Abi içeri giriyor. Fakat o biliyorsun en büyük hatalarından biri o çok bilinçsiz spin hata. Yani içeri bir kere girdiği zaman... ilk atakta hemen şuta doğru gidiyor sonra. Gözünü kapatıp bir spin atar ya. O evet. Spine çok dikkatli oldu. Çünkü o spine çok bekliyorlar. Evet. O spine atmak için arkasına giriyorlar. O spine atar gibi dışarı paslar verdi. Yani evet. Oralara falan çok uyanmış. Ama abi gidip gelip ne oldu? Bütün bu denklemin sonucunda bak bu kadar faktör var. Abi bu seride bir kere hücum reboundları konusunda... İki tane konu Brooklyn için çok öncelikliydi. Yani plan yaparken bunlara en birinci önceliği. Ki sezon boyunca konuşmuştuk bunları. Öncelik sıralaması vardır abi. Hı. Yani kaynak ayırmak ve dikkat konusu. Öncelikli iki tane önceliği var Brooklyn'in. Bir savunma reboundu ve işte boyalı alanı kalabalık tutmak. Yani o boyalı alandaki hakimiyeti tamamen teslim etmemek. Tabii ki yenilecekler ama tamam. İkincisi abi fast break vermemek. Çünkü açık sahada çok tehlikeli bir bak. Abi büyük oranda bu seride açık sahayı da vermediler, savunma reboundunu da vermediler. Ama verdikleri kısa bölümlerde büyük hasar verdi. Ve bu maç yine hücum reboundlarında anormal olmasa da o belirgin fark oldu. Esas konu abi hücum reboundunu bu kadar kaybederken abi top kaybını da kaybedemezsin. Hı hı. Çünkü yani tam birebir olmasa da birbirini aynı alanı etkileyen istatistikler bunlar. Toplam kullandığın top sayısını. Evet. Abi uzatmanın sonunu saymazsan normal sürede 18 fazla top kullanmıştı abi. Ya bu kadar iyi iki takım karşı karşıya bir takım 18 fazla şut atıyorsa abi yani 18 yani kötü hücum ediyorsun ama kötü hücumu kompanse edebiliyorsun Milwaukee Bucks olarak. Çünkü her zaman sezon boyunca da konuştuk. Rebound, top kaybı. Bunlar da üstünlük sağladılar ve yine, yani detaylarla bitti seri ama bir yandan da büyük farklar vardı belli departmanlarda. Yani bir tane oyuncunun istisnai yeteneği arayı kapattı. Hem de ne istisnai yeteneği? Ya, hücum reboundlarını kaybet tamam. Hani çok ezilmeden kaybedersen çok sorun yok. Onu idare edebiliyorsun. Ama onunla birlikte top kaybını da kaybedersen geçmiş olsun. Atlanta Philadelphia'ya geçelim mi? Geçelim. Bir diğer 7. maça gittik orada da ki yani 6. maç yine o kadar tuhaftı ki Kaan abi. Yani maçın başından itibaren Atlanta'nın kazanabileceği senaryolar o kadar fazlaydı ki. Ama ya bu seride de Doug Rivers'ın rotasyonu çok tuhaf ama bir şekilde de o rotasyon onu ödüllendirdiği birçok maç var. Ya bu maçta da Tyrese Maxey ona mesela apayrı bir şey verdi. Yani Ben Simmons'ın tamamen psikolojik olarak devreden çıktığını görüyorsun. Ama Tyrese Maxey devreye giriyor. Bir şey soracağım sana. Ben Simmons foul problemine girdi değil mi? Ve foul problemi olduğu için oturdu. Bu ya... Kötü mü oldu, iyi mi oldu? Kötü mü oldu, iyi mi oldu sence? Ya şöyle söyleyeyim. Çok kötü olmadı. Evet. Hadi öyle söyleyeyim. Yani savunmada tabii ki kötü olduğu departmanlar var ama Embiid'den bir şey alıyorsun seri boyunca. Bir tane maç dışında çok kötü oynamadı. Fakat, maçı da çok iyi oynamadı Embiid. Fakat bir tane oyuncu var Philadelphia'da. Seri boyunca hiç performans düşmedi. Seth Curry. Seth Curry'nin Atlanta'ya karşı yarattığı üstünlük inanılır gibi değil. Atlanta'da 3-4 tane Seth Curry olduğunu düşünüyorsun ama hiçbiri Seth Curry kadar istikrarlı atmadı seri boyunca. Abi dedim ya işte hani plan ve uygulama. Abi şimdi bu maçla diğer maçları yan yana koyduğun zaman ne kadar... Mesela Embiid sakatlığına rağmen, menisküs sakatlığına rağmen her zaman endişeyle yazıyoruz. Abi Embiid ilk 5 maçı itibariyle 4. maçı kötü oynadı. Ama diğer maçları domine etti mi? Etti. Abi bu maçta kötüydü Embiid. Embiid sadece son çeyrekte serbest atış çizgisine gitti mesela. Bence o çok önemli belirleyicidir. Serbest atış çizgisine bile gidemiyor. Kötü oynadı Embiid bu maçı. Abi Philadelphia'nın kötü oynadığı, pardon Embiid'in kötü oynadığı deplasmanda elenme maçını kazanma ihtimali Philadelphia'nın çok düşmez mi yani? Ana faktörünü kaybediyorsun. Fakat diğer tarafta bakıyorsun normalde gördüğüm pek çok şey diyor musun? Mesela Trae Young zaten böyle atmosferleri çok seviyor. Kaldırıyor böyle atmosferleri. Şimdi abi çok güzel bir lafı vardır. Calipari'nin lafı mıydı? Valvana'nın da olabilir, hatırlamıyorum. Baskı gibidir, pres gibidir. Karbonları yani insanları karbon dedi. Karbonları ya kömür haline getirir ya elmas diye. Yani neye dönüşeceğin farklı olabilir. Yani, Trae Young baskı arkadan onu yukarı kaldıran bir unsur. Hele tribünde zaten Madison Square Garden'da görmüştük. Bu arada NBA'nin herhalde belki de en vahşi iki taraftarına karşı Trae Young'ın yetenekleri iyiden iyiye keskinleşiyor. Yani. Ice Trae çok doğru bir kalıp orada. Yani Embiid her zaman buz adam değil mesela. Tabii. Embiid bazen yani buz olmuyor. Embiid bazen çok basit hatalar yapıyor. Bir önceki maçın son periyodunda gördük. Boş turnikeyle maçı verdi yani. Boş turnikeyi atardı. Şimdi Ben Simmons'a bakıyorsun zaten baskı altından tamamen çöküyor. Dağılıyor yani Ben Simmons baskı altına. Ama bu tarafta mesela Bogdanović'in seri içinde kötü oynadığı maçlar oldu. Capella'nın kaybolduğu maçlar oldu. Trae Young hep orada mı orada? Trae Young'a her zaman tahtaya yazıyor musun? 35 sayıyla yazıyorsun. Ve Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Abi NBA'in bugün 30 takımı içinde en takımına bağlı olmayan, en rahat, en gevşek seyirci grubu, 3 tane seyirci grubu söylemek istersen Atlanta, Clippers ve Orlando'dur. Abi Los Angeles Clippers ve özellikle Atlanta seyircisinin geldiği hali görüyor musun? Yani bir oyuncu nasıl, yani tribünler oyuncu yetkili gibi oyuncu da tribünler yetkili. Abi evet. Atlanta seyircisi belki de tarihinde ilk defa, yani Dominic Wilkins döneminden beri zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Yani ilk defa büyük bir heyecanla maçları izliyor. Muazzam yani bir atmosferdi. Abi ama yani Atlanta'yı biliyoruz abi, Atlanta seyircisini. Atlanta zaten basketbol takımına hiçbir zaman çok çok destek vermemiştir. Şehrin demografisi ve kültürü gereği. Abi o seyirci ne hale geldi yani? Ve Kaan abi o seyirci maçı da aldırıyordu. Yani Seth Curry çıkmasa bitmişti seri. Ve abi Seth Curry birkaç maçta şok oluyor ve Seth Curry en kritik yere müdahale ediyor. Yani alan paylaşımı ve şut eksiğine müdahale ediyor. Gene 9'da 6 3 kattı. Gene 3 muazzam. 2 maçta 3. çeyrekleri muazzam oynuyor zaten. Ve Seth Curry en azından o skor şeyini kapattı. Fakat abi Trae Young dedi. Abi Trae Young 3 çeyrek çok iyi oynadı. Abi son çeyrek ne yaptı? 9'da 2 isabet, 1 asist, 2 top kaybı. Abi bu çok çok iyi. Yani hiç Trae Young'ın performansı. Veya hani diyoruz ya işte bir sürü parametre var, plan yapıyorsun. Abi şimdi 5. maçla 6. maç arasındaki 5. maçtaki Lou Williams'la 6. maçtaki Lou Williams aynı oyuncu mu? Aynı oyuncu aslında. Lou Williams olduğu için aynı oyuncu da normalde değil aslında. Ya ama 5. maçta maçı getiren o geri dönüşü ateşini yakan oyuncu Lou Williams bu maçta direkt eksi yazdı. Evet. Ve ama abi sonuçta gidip gelip belli ana parametrelere geliyorsun. Ve ana parametrelerden en önemlisi. Embiid'in kötü oynamasına rağmen Tobias Harris 5. maçı çok kötü oynamıştı, hatırlayacaksın. O geri dönüşten dolayı çok bahsedilmemişti ama Tobias Harris sezon boyunca çok iyi oynadı. Bu maçı da iyi oynadı Tobias Harris. Tobias Harris Seth Curry'e katılınca Embiid'in asıl üretiminin eksikliği de o kadar hissedilmedi. Tyrese Maxey de ekstra katkı verdi. Fakat Atlanta harika oynadığı bir ilk yarıyı, çok çok daha iyi oynadığı bir ilk yarıyı yeterince önde kapatamadı. Ben orada bir iki not aldım, onu söyleyeyim. Onun da en önemli sebebi abi, Trae Young'ın ürettiği oyunlardan en çok beslenen iki oyuncu Bogdanović ve Collins. Collins bitirici olarak, Bogdanović de savunma yardım getirdiği zaman ya da savunma başka önlemler aldığı zaman ikinci hücumda çok çok bitirici oynuyor. Yani orada bitiriyor Philadelphia'yı, seri oyuncu. Fakat bugün Bogdanovic'in günü değildi. Muhtemelen diz ağrıları etkiliyordu onu ki ikinci yarıda oynayamadı zaten diz ağrıları yüzünden. Bu 7. maçta da oynayıp oynamayacağı belli. Oynanacak diye deniyor ama soru işareti. Abi şimdi onları kesildiği zaman sadece Trae Young'a ve onun etrafına Hurter fena başlamadı ki 5. maç çok kötü oynamıştı. O zaman idare edin. Ama abi Bogdanović ve Gallinari gibi işler kötü giderken de üretebilecek oyuncular devreden çıkınca Atlanta çok kitlenebiliyor. Zaten bu maçın son çeyreği, yani 6. maçın son çeyreği tam bir kabustu abi. Ya basketbol falan değildi o. Bir serbest atış festivali. Evet. İtiş kakış, hiçbir şey üretilmiyor, hiçbir şey yapılamıyor, hiç kimse bir şey atamıyor. Trae Young felaket bir son çeyrek oynadı. Korkunç bir son çeyrek oynadı. Fakat gidip maçın en kritik şutunu da soktu. Evet, ve çok da zor bir şut. Anormal zor bir şutu da soktu yani bir taraftan da yani. Ama yetmedi sonuç itibariyle. Yetmedi. Senin de söylediğin şey çok ilginç orada. Yani mesela Atlanta'nın nereden sayı bulacağını biliyoruz biz. Pick and roll'dan her türlü sayıyı bulacak değil mi? Çünkü değil mi? Yani seri içerisinde baktığımızda aslında 3-1 olacak bir seri 2-2'ye geldikten sonra Trae Young çözdü Philadelphia savunmasını. Perdeyi alıyor, Embiid'in üzerine gidiyor. Ya Embiid'i üzerine çekip alley-oop pasını veriyor. Ya köşedeki şütörden yardım getiriyorlar, köşedeki şütörü buluyor. Ya da orta mesafede bitiriyor. Veya canı sıkılıyor, gidiyor üçlük atıyor. Buna çok fazla çözüm üretemiyor artık Philadelphia. Ben Simmons özellikle çok zorlanmaya başladı. Ama zaman abi onun ilk aksiyonuna iyi bir önlem aldılar. İlk aksiyonu da takip etmiyorlar artık. Adam değiştiriyorlar ki Trae Young oradan çok rahat dönemesin virajı. Zaten sürekli Tobias Harris'le karşıya kalmaya başladı. Yani serinin son 3 maçında neredeyse Ben Simmons kadar Tobias Harris savundu. Takip ettirmiyorlar artık Trae Young. Ama işte Atlanta'da diğerlerinden birden fazlasının ortaya çıkması lazım. Yoksa Atlanta çok çabuk tıkanabiliyor seri içerisinde. Ya Philadelphia itiş kakışla bir şekilde bu maçı kazanıyor. Ama Atlanta'nın Phoenix gibi maçı koparıp götürmesi lazım bu seri içerisinde ki birkaç kere çok büyük seriler yakaladıklarını gördük. Abi o ilk yarıydı 15 sayı yani ilk yarı ben mesela 6. maç elenmek durumunda Philadelphia'nın çok daha agresif başlayacağını düşünüyorum. Evet. Abi ona 2 direkt uyuyakaldılar ya. Atlanta dümdüz üstünden geçiyordu ve o ilk yarının 15 sayıyla bitmemesi mucizedir yani. Peki 7. maçta ne bekliyorsun? Şey çok önemli. Bu arada hani Embiid'den bahsetmiş yani abi Embiid de 8 top kaybetti ya. Embiid kötü olduğu zaman da hiç çekilmiyor bazen. Evet. Uçurumu çok fazla Embiid'e. Ya nasıl bir 7. maç bekliyorsun Kaan abi? Abi şimdi daha üstün olan taraf Philadelphia. Embiid sağlıklı olduğu sürece. Yani Embiid 6. yani şu ana kadar 6 maç oynandı. 4'ünü Embiid gibi oynadı. Dördüncüde hem fiziksel olarak gitti, sonra kafası da dağıldı biliyorsun, hep konuştuk. Yani hiç yapmadığı, ya bu sezon en azından hiç yapmadığı saçmalıkları, şımarıklıkları yapmıştı. Ama 6. maçta kötü oynadı, onları yapmadı. Önemli olan yani Embiid'in iyi olduğu senaryolarda Philadelphia'nın daha iyi olduğu ortada. Philadelphia'nın çok daha fazla opsiyonu var. Hele ki Bogdanović de biraz sınırlıysa, DeAndre Hunter'ın, Cam Reddish'in olmadığı yerlerde kanatlarda bu kadar opsiyonları daralmışken, Trae Young'dan top çıktığı anda ikinci oyun yönlendiricilerin bu kadar zorlandığı yerlerde Philadelphia avantajlı. Yani onu söylemek lazım. Ama işte dedik ya abi, bir maç bir maçı mı uyuyor? Yani bu maçın kaderini belirleyecek son çeyrek, 6. maçın son çeyreği maç mı abi? Basketbol değil ki o. Evet. Ve yani Philadelphia'da öyle güvenilmez. Ben şey diye dalga geçtim. Ben yayındaydım. Penaltılara kaldı maç diyordum yani. Evet. Hakikaten penaltılara kaldı. 58 dakika sürmüş bu arada son çeyrek. Ve uzun bir penaltılardı yani. Evet, vakti bir Galatasaray Gençler Birliği maçı mı ne var? 19-18 mi ne? O tarz bir penaltılardı. Yani artık canından bezdiğim penaltılar. Hani baktığında Philadelphia'nın kazanması gereken bir seri bu noktada. Çünkü bir kere ev sahibi avantajı var. Ve yani atmosferin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz orada. Ama Philadelphia ilk kere 25 sayılı önde bitirse bile kimse herhalde bu seri bitti demeyecektir. Çünkü zaten yapılmışı var abi. 2 kere yapılmışı var ve o kadar krize giren bir takım ki. O yüzden de ya Seth Curry'e çok bağlılar. Çünkü topu yere vurabilen bir oyuncuya çok bağlılar. Mesela Furkan'dan da orada iyi katkılar aldıkları bölümler var ama Furkan'ın Doc Rivers'a istediğini vermediği çok fazla bölüm de var. O yüzden Tyrese Maxey'i bu maç tekrar rotasyonda Furkan'ın önüne koyabilir. Ve ne kadar iyi kötü durumda olursa olsun. Şu anda iyi durumda olmadığı kesin George'in. Abi George'e çok ihtiyaçları var. Ve gördük ki son çeyrekte işe yaradı değil mi? Abi, çünkü çok kilit. Aynen, çünkü iyi durumda değil George evet, oyuncu olarak. Ama topu yere vuruyor. Topu yere vuruyor ve doğru karar veriyor evet, abi. Kimse karar veremezken doğru karar veriyor abi. Yani Furkan'ın şutuna çok ihtiyaçları var ama Maxey ve George'nin topu yere vurmasına da çok ihtiyaçları evet, var. Yani orada bir denge gözetmeye çalışıyor Doc Rivers. Furkan da 7. maçta oynayacaktır. Dileriz çift taneyi bulur çünkü o opsiyonu ona sağlıyorlar. Yani 5-6 tane pozisyon hazırlıyorlar ama diğer oyuncular da kritik olacak. Batı'ya geçelim mi buradan Kaan abi? Yani Los Angeles Clippers Utah Jazz serisi de inanılmaz bir son. Yani Kawhi Leonard sakatlandı. Mantıklı bakan biri der ki Utah Jazz bu seriyi geçti. Yani Los Angeles Clippers Reggie Jackson'la ve Terence Mann'la bu seriyi kazandı. İnanabiliyor musun buna hala? Vallahi Reggie Jackson tarafına çok... Hadi playoff'ta böyle oynadı. Öyle oynadı ve Reggie Jackson'ın yeteneği de vardı. Yani hani fakat hani o yeteneği hiç kullanamadığı falan ortada. Ha, böyle oynayacağını falan kim tahmin ediyor? Abi nasıl son şey çeyrekte Gobert'in üzerinden attığı 2 turnike var ya. Ya o şey tamamen artık adrenalin burnundan fışkırıyor yani. Ya 16 yaşında falan en son bu kadar star olmuştur herhalde. Ya işte deminden beri anlatmaya çalıştığım konu. İşte planın var, uygulaman var ama öyle şeyler oluyor ki bambaşka bir yere gidiyorsun. Clippers abi. Mesela bence bir değişimin, dönüşümün, maç içi dinamiklerinin ve maçın seriden ve oyunculardan bağımsız her bir maçın niye spesifik olarak ayrı değerler? Ben hep diyorum ya, yani takip edenler bilir, EuroLeague Final Four'unu hiç sevmiyorum ben. Hı hı. Çünkü hep söylediğimde bak, tek maçta her şey olur abi. Tek maçta ne olacağını bilemezsin tam olarak. Tek maç dinamikleri çok farklı olabilir. O yüzden 7 maç oynamanın bir anlamı var. Bu dinamikler senin lehine veya aleyhine geliştiği zaman da belli bir oranda denge yakalayabilirsin. Tek maçta her şey olur abi. Orlando 2 senedir playoff'ta, yani geçtiğimiz 2 senenin ilk playoff maçının açılış maçını kazanıyor. Evet, Final Four olsa belki eriyecek. İşte yani tek maçta götürecek. Yani ilk turun ilk maçları. Önce işte Toronto'yu, sonra işte şeyi, Philadelphia'yı mı? Yok, geçen sene. Yok, Milwaukee'yi yenmiş. Sonra 4 maç yeniliyor. Yani şimdi abi, şimdi bu maçta yani o kadar acayip bir maç ki Utah kötü oynasa veya kötü bir dönem yaşasa biraz anlayabilirim. Abi Utah 75-50 öndeydi maçta ya. 21 üçlük attılar Kaan abi. Sonra atamadılar ama. Şimdi 6. maçta 5. maç arasında, yani 5. 6. maçtaki şey çok önemli. İlk yarıda attıktan sonra ikinci yarı Utah çok tıkandı. Mesela bu şeyin ilk yarısında kaç atmış? Bir saniye, hemen onu çıkarmıştım ben. İkinci yarıyı domine ettiler zaten. İkinci yarıda 20 sayı fark attılar. Clark abi, İkinci çeyrekte Jordan Clarkson 21 sayı attı. Maçı kaçla bitirdi? 21 ile bitirdi abi. Şimdi bunların hani nasıl bunu maç geneline yayacaksın? İlk yarıda, pardon, ikinci yarının hemen başında bu arada ikinci çeyrekte 17-0'lık bir seri var. 15 üçlük atmışlar şeye karşı. 20'de 13 atmıştı abi Utah. 75-50 öndeydi. 20'de 13. %65'te, kalan bölümde 24'te 8 attı. Geçen maçta hatırlayacaksın, 30'da 17 atmıştı ilk yarı bir önceki maçta. Daha sonra 20'de 3'le bitirmişti. Şimdi bu kadar büyük diferans olmaz. Ki attıkları atışların eğer dikkatle izlersen kalitesi arasında çok büyük bir fark yok. İkinci yarı Utah o kadar çok kaçırdı ki tam tersine ama bir kusursuz fırtına yakaladı Clippers. Her şeyi ama her şeyi soktular. Şimdi fakat burada da bu kusursuz fırtınanın belli yerlerine müdahale edebiliriz. Şimdi en basiti abi Utah'ın pek çok açıdan avantajı olduğu için özellikle bir, şimdi iki takım da olağanüstü üçlük atan takımlar. Fakat sadece üçlük yarışıyla kazanmak çok zor. O biraz varyansı arttırıyor. Senin hele Utah bu kadar ritim bulmuşken kaldı ki Conley sakat oynadı ve olumlu değil olumsuz katkı verdi. Yani tamam iyi karar verici olmasını bekliyorsun ama 6 top kaybı yaptı ki bu maçın en kritik noktalarından biri de aynı şey gibi top kayıplarıydı. Evet. Yani Clippers ki o konuda çok iyi iş çıkarıp o kadar az top kaybetti ki bakayım top kayıplarından 31'e üretilen sayılar 31'e 7 abi. Şimdi bu kadar iyi üçlük atan takımları ve birbirini bu kadar durduramayan iki takım karşı karşıya gelirse top kayıplarından böyle bir diferansı kolay kolay kaldıramıyorsun. Ve bu top kayıpları Conley'nin başta olmak üzere elinden oynamak istedi tabii ki doğal olarak takımına yardım etmek için ama yardımından çok zararı oldu da diyebilirsin. Belki de hani onun olması belki de o kadar iyi üçlük atmalarını sağladı maçın başında. Hani çok tartışmalı bir konu. Donovan Mitchell aynı bir önceki maçta olduğu gibi çok iyi başlayıp sonra oyun ilerledikçe muhtemelen bileğindeki ağrıları artıyor. O da sakat oynuyor çünkü. O da çok düştü oyuna. Fakat abi 75-50'den sonra 23 dakikanın skoru 81-44 abi. 81-44 skor mu olur ya? Ama orada kritik nokta şu. Sol dipten atılan üçlükler. Abi aynı nokta şey gibi bu. Yani oyunun bug'ını bulmuşsun abi. Şey vardı zamanında bilgisayar oyununda benim çok sevdiğim bir oyun vardı. Emily Hughes Sucker diye. Hı hı. İlk benim bilgisayar oyunlarımdan biri. Onun çok güzel bir numarası vardı. Böyle kanattan giderken tam ceza sahası noktasına geldiği zaman yerden vurduğun zaman oyun bozuktu. Diğer köşeden gol oluyordu sürekli. Vardı bütün oyunlarda vardır. Zamanında işte ünlü PES'te işte Roberto Carlos her yerden vurdu. Yani, forvet alıyordun. Ha, forvet alıyordun. Klasik. Aynen. Yani hakikaten oyunun bozuk yeri gibi. Ve orası bozuk abi. Yani tabii bozuk değil de stratejik olarak orada bir boşluk var. Çünkü Rudy Gobert'i sahada tutabilmek için tenismeni savunduruyorlar. En güvenmedikleri oyuncu. Yani herkes şutör olduğu için Clippers'da. Zaten 5 dışarıda oynamanın mantığı odur. Nitekim Dallas aynısını Clippers'a yapmıştı. 5 dışarıda oynamanın avantajlarını Clippers'a karşı çok iyi kullanmıştı. 5 dışarıda oynamanın avantajlarının en önemlisi bu. Senin dışarıya yetişemeyen bir oyuncu varsa oradan boşluk bulursun. Fakat bu da bir varyanstır yani. Bu da bir hesap yaparsın. Der ki ya kaç tane atabilirler? Ne kadar boş bırakabilirsin? Attılar. Abi 9 tane üçte soktular orada. Ve yani Reggie Jackson oynuyor yönlendiriyor. Zaten 5 dışarıda oynuyorsun. Herkes şut atabiliyor. Reggie Jackson oynuyor yönlendiriyor. Top kaybı yapmıyor. Yani 20 sayı 10 asisti geçiyor. Top kaybı yapmıyor. Ve her seferinde Gobert'den gelen yardımı ya da Utah'ın getirdiği yardımı cezalandırdı. Bu kadar basit. Onlar neye güvendiler? En elleri titreme ihtimali olan oyuncuya. En az buraları oynamış oyuncuya. Bir ikinci tur seçimine. Tenisman. İkinci senesinde olup yani şu ana kadar çok ciddi rol yaptı. Abi bu serinin ilk iki maçında toplam 8 dakika oynamıştı. Dallas serisinde de öyleydi. Yoktu tabii. İlk başlarda. Son maçta ilk yarıda 25 dakika. Bütün sene var mıydı ki tenis? İşte sakatlıklardan dolayı oynattı onu. Evet. Yani Luke Kennard'ların falan arkasındaydı sezon boyunca. Tabii. Ama burada ne oldu? 39 sayı attı. İşte playoff böyle bir şey. Yani Brewer performansı diyorlar ya buna. Corey Brewer performansı. Gerçekten de öyle. Playoff'ta bazen bazı oyuncular çıkar ve böyle maçları alırlar sana. Evet, Donovan Mitchell haklı. Maç sonunda bakıyor kağıda diyor ki 6 tane şut kaçırdı diyor Terence Mann. Yani 6 tane mi şut kaçırdı diyor. Öyle ama. Evet. Fakat bu sadece bir istisna ya da bir şans değil. Clippers da bu şansı kendi yarattı. Ty Lue 5 dışarıda oynattı. Savunmada Utah'ın en iyi yaptığı şeyi ortadan kaldırdı. Her şeyi switch dedi. Gobert'i ortadan kaldırdı. Neredeyse Gobert pick and roll'unu hiç kullanmadı Utah. Gobert kendi kendine etkisiz hale getirdi. Doğru. Ama Utah da onu etkisiz hale getirdi. Yani seri içerisinde sen Rudy Gobert'in hücumdaki varlığını kaçıncı maçtan itibaren unuttun? Hücum reboundları hariç ilk maçtan itibaren körüldü. Yoktu ve bunu Quinn Snyder de hiç kullanmadı. Abi Conley'nin yokluğu orada çok büyük. İşte evet tanım yani mesela Joe Ingles'ı normalde kullanmasını beklersin ama işte Ingles, Mitchell ve Clarkson bunu yapamadılar. Hadi Clarkson'dan beklemezsin. Ama Ingles ve Mitchell'ın biraz daha fazla yapmasını beklersin. Gobert yoktu bu seride. Mitchell da yapamıyor onu. Onu bir tek Ingles yapabiliyor. Ingles da abi ilginçtir. Ingles şeyi çok kötü oynarken Dallas serisi Memphis. Daha doğrusu Memphis serisinde önce kötü oynarken bu serinin başında iyi oynamıştı. Ama ondan sonra o ikili oyunları zaten Conley gibi ikincil bir tehdit olmadığı için Ingles çünkü sürekli pasa oynuyor. Conley hareket edebiliyordu normal şartlarda orada. Hareket edemediği için bu Gobert'i de çok değerli. Gobert hücum yani ki o da çok ekstra hücum bantları da almadı. Aynı şey senaryosu, Brooklyn senaryosu. Clippers'ın bu seride hücum bantlarında ezilmemesi çok önemli ve ezilmemek için muazzam iş yaptılar. Çok iyi savaştılar. Ezilmediler. Gobert aldı 5-6 tane de o kadar alır abi. Yani orada alsın. Fizikli aslında Clippers. Tabii. Yani baktığında kısa gibi görünüyor ama Paul George, Nikola Batum, Terence Mann ve Marcus Morris bunlar fizikli oyuncular. Yani yana doğru çok rahat hareket eden sert oyuncular. O yüzden savunmada ezilmediler. Reboundları vermediler. Üçlük attılar. Evet, şans yanlarındaydı. Sol dipten, yani hep dip zaten ligin en çok köşe üçlüğü bulan takımıydı. Evet, sezon boyunca onu, evet. Stratejileri zaten o köşe üçlüğünü bulmak üzerine kurulu. Yani oradaki yer değişimleri, pişemaları falan çok uygun ona. Fakat abi arka arkaya Batum da mesela. Abi Patrick Beverley bile 4'te 3 attı ya. Bu arada Batum muhteşem bir seri oynadı. Aynen, bir acayip bir seri oynadı. Ve Gobert'in savunduğu oyuncunun, Gobert'in oradan fazla uzaklaşamadıkları bir için Gobert'i sahada kalamayacak hale getirdiler. Burada şöyle bir durum var. Şimdi Quinn Snyder'da abi geriye dönüp baktığın zaman Gobert niye sahada diyorsun, tamam mı? Evet, sahada olmaması gerekiyor orada. Yani sahadan çıkarılacak duruma geliyor. Ama sahadan çıkardığın zaman Gobert'i rakibin oyunu oynamak zorunda kalıyorsun. Nitekim Gobert'li 5'te de 75-50 öne geçen de sensin. Orada o dinamiği ama bir noktada şey çok önemli işte. Yedeğinin de Derek Favors olması. Yani onların bir uzun oynayabilecek bir 5 numara olmaya, hareketli bir 5 numaraya sahip olmamaları veya kısa 5'lere çok güvenemiyor olmaları oralarda işlerini çok zorlaştırdı. Ama abi Gobert sahadayken de üstünlük yakaladığın bölümler var ki maçın ilk yarısı var zaten, hani her şeyi bir tarafa bırak. Ama ikinci yarıda o kumarı oynuyorsun ve sonra gidip gelip ne oluyor abi? Öyle bir özgüven patlaması yaşıyor ki, öyle bir çağlamaya başlıyor ki Terence Mann sana gelip çatır çatır 39 sayı atıyor. Ama en manyağı, abi Gobert'i niye sahada tutuyorsun sen? Boyalı alanı şey olsun değil mi? Hani orayı geçilmez kız. Evet. Abi Reggie Jackson boğazına soktu 2 tane topu. Abi, inanılmaz gerçekten ya. O 2 topa ben inanamadım yani. Boğazına soktu 2 tane topu yani. Acayip bir seri oynadılar yani. Hakikaten acayip bir seri. Savunmada kolay basket vermediler, hücumda çok kolay buldular. Ty Lue da yani tarihi bir coaching serisi çıkardı burada yine. Dallas serisi de öyle. Serilere başlıyor. Seriye başlayan taktik serinin sonunda yok ortada. Yani serilerin ortasında tamamen değiştiriyor takımı. Bu arada mesela Ty Lue çok övülüyor bu işte. Hı. Bütün hamleleri yaptı, kritik işleri yaptı falan. Evet, doğru. Yani plan uygulanmadığı zaman çok çabuk değiştirebiliyor. Bu kadar çabuk hareket edebilmek, hızlı hareket edebilmek... Zorunda mı kaldı diyeceksin Kawhi yokken? Hayır. Zorunda kaldığı tarafı ayrı. Bu bence de takdir edilmeli. Mesela aynı şekilde Quinn Snyder veya işte Doc Rivers en başta bence. Doc Rivers'ın şey yapamıyor olması... Adapte olamıyor olması çok büyük problem. Fakat aynı zamanda şey de dersin. Ya kardeşim, senin orijinal planın niye bu kadar kötü? Başta da bunu bulabilirsin diyebilirsin. Ya da en azından başta olmayacak duaya niye amin diyorsun bazı olmayacak dualara yani. Peki... Phoenix Suns serisinde ne bekliyorsun? Bu arada yeri gelmişken şeyi söyleyeyim. Ben Daryl Morey'i tanıyorsam abi, Ben Simmons'ı bu yaz takas eder. Göreceğiz. Ama ben elinden geleni yapar, onu söyleyeyim. Düşünüyordur kesin. Kesin düşünüyor. Daryl Morey... Sadece piyasa değerinden emin olamıyordur. İşte, ama Daryl Morey bir yolunu bulur. Yani bir şeyler yapacaktır. Daryl Morey'nin aklında şu anda 1000 tane fikir vardır zaten seriye dair. Phoenix Suns Clippers serisi de ilginç olacak Kaan abi. Çünkü Phoenix Suns'ta Chris Paul şu anda sağlık durumuyla Demokles'in kılıcı gibi serinin üzerinde. Diğer tarafta Kawhi Leonard, sen de geçen program anlatmıştın. Seyircilerimiz bakabilir oraya. Oynayabilir seri içerisinde. Evet. Bilmiyoruz ama oynayabilir. Düşük ihtimal diyelim. Aynen, yani belki 4. maç oynar, belki 3. maç oynar ama bilmiyoruz yani. İlk 2 maçta oynamayacağı kesin gibi, fakat sonrası da bakacaklar durumuna. Bu arada seriyle ilgili şeyi söyleyelim. Gün aşırı olarak hiç ara vermeden devam edecek. Bir gün oynanacak. Yani salı günü başlıyoruz. Pardon, pazar, işte bugün akşam başlıyor. Hiç durmadan devam ediyor. Yani ara vermeyecekler. Doğu Konferansı'nın önüne geçiyorlar. O da belki de biraz dezavantaj iki takım içinde. Ve Clippers, evet, aslında bakarsan en sıcak takım bir yandan. Çünkü en keskinleşmiş takım ama bu seri 7 maça giderse galiba şey oluyorlar. 30 gün içerisinde 16 maç oynamış oluyorlar. Olağanüstü yorucu bir tempo. Tamam. Artık şeyin farkındalar. Yani biz bunu yapabiliyoruz, şunu yapamıyoruz. Biz bu oyuncuları oynatabiliyoruz, şu oyuncuları kesinlikle oynatamıyoruz. Yani macera aramayacak artık Ty Lue ve Clippers. O bence bir avantaj. Ama Suns'ın avantajı ne? Suns her zaman senden bir pas ötede. Suns'ın bir uzunu var ve kullanabildikleri bir uzun. Yani Rudy Gobert'den baktığında birçok özelliği kötüdür. Ama bu seride DeAndre Ayton'u kullanabilecekler mi? Kullanacaklar. DeAndre Ayton'dan bir fark devşirecekler mi? Devşirecekler. Topu çok iyi dolaştırabiliyorlar mı? Dolaştırıyorlar. Çok iyi kanat savunmacıları var. Kısaları tutuyorlar, uzunları tutuyorlar. Sınırsız opsiyonlar Phoenix Suns'ı benim gözümde çok avantajlı kılıyor seri başlarken. Ve devamlıkları var abi. Yani tabii ki şimdi Chris Paul olmadığı zaman işlemciyi çıkarıyorsun bilgisayardan. Hı-hı. Bilgisayardan işlemciyi çıkardığın zaman o bilgisayarın hayatı zorlanabilir. Chris Paul'un ilk maçta oynayacağı kesin. Ne zaman döneceği büyük soru işareti. Kawhi'nin ilk maçta olmayacağı kesin. Ne zaman döneceği soru işareti. Dönme ihtimali de düşük. Onu söyleyelim. Yani tabii ki başta korkulan gibi 6-7 aylık bir şey olmadığı netleşti iyice. Ama ben oynama ihtimalini pek görmüyorum açıkçası. Oynarsa büyük sürpriz olur diyeyim. Ama bir ihtimal var. Hı hı. Sınırlı da olsa oynayabilir. Şimdi bu senaryoya baktığın zaman aslında Kawhi belki daha değerli bir oyuncu Chris Paul'dan. Ama Chris Paul'un Phoenix için taşıdığı önem ve rolü biraz daha fazla olabilir. Çünkü hep demiştim ya 2019 Toronto'ya çok benziyor Clippers diye. Yani Clippers'ın eli ayağına dolanırken. Bu arada abi Dallas serisinin ikinci maçındaki Clippers'la bu son iki maçtaki Kawhi'siz Clippers aynı takım mı? Ya Kawhi'siz nihayet Kawhi aynı Toronto'ya yaptığı gibi. Hatırlayacaksın o Pascal Siakam'ların, Fred VanVleet'lerin. Evet, ikinci sezon Kawhi gittikten sonra. Kawhi gittikten sonrayı bırak. Philadelphia serisinden sonra onlar devreye girmişti. Kawhi resmen yenile yenile yenmeyi öğretti onlara. Ha. El freni daha... diyebilir miyiz Kaan abi? Kawhi. Öyle bir yazı çıkar Los Angeles medyasında. Çıkabilir abi. Skip Bayless'lar falan yazar. Ama şunu söyleyeyim. Abi Kawhi bu takımın sakinleşmesini, hı-hı, senin biraz evvel bahsettiğin ne yapacağını, kimlerle yapacağını öğrenmek için zaman kazanmasını, Ty Lue'nun da takım arkadaşlarının da, Paul George'un da özgüven tazelemesini, abi bakın kazanıyoruz doğruları yapın deyip bir şekilde sakinleşme. Yani o şey var ya bazı şeyleri yaparken panik olursun ama yaptıkça da alışırsın, ısınırsın yani hiçbir zaman. Mesela ben kendimden biliyorum, ben ilk jet ski'ye bindiğimde dizlerim titreyerek binmiştim korkudan. 5-6 kere binince de ulan ne olacak hani o kadar da zor değilmiş falan diyorsun. Şey var bence bir de Kaan abi. Kawhi kendini çok büyütmediği için kazanırken de kaybederken de sana bir sakinlik getiriyor. Yani Clippers'ın geçen sene eli ayağına dolaşmıştı ama Kawhi bir şeyi yaparken ben her şeyi yapıyorum büyüklüğünü göstermediği için takım arkadaşları da kendini o kadar küçük hissetmiyorlar. Evet. Yani öbür tarafta mesela Kevin Durant'la oynarken şeyi hissediyordur Joe Harris. Yani Kevin Durant bu seriyi getiriyor. Yani ben bu serinin içine ediyorum. Hani o paniğe seni sürüklemiyor. Ve hata yaptığın zaman hani işte atıyorum yıldız oyuncu mesela Kobe falan acayip yapardı onu ya da Jordan'ın orada. Yani sana böyle bir ters bakar mı? Hissettiriyor sana. Evet, tabii. Yani ben bu oyuncuya kötülük yapıyorum. Evet. Bu oyuncuya iyilik yapmalıyım hissine kapılıyorsun. Durant, Kawhi hiç umurunda değil. Evet. Yani Kawhi iyi oynasan da çok umurunda değil. Evet. Ha, iyi oynadı. Bugün iyi de Reggie falan filan. İşe geliyor, gidiyor, kendi işini yapıyor. Tabii. Aynen. Zaten Toronto'dan da çok bağımsız oynuyordu ya. Onun tabii bir sakinleştirici etkisi var işler olumsuz giderken. Yani negatif geri bildirimi de yok, pozitif geri bildirimi de pek yok ama şu anda lazım olan o. Ve biz denge sağlandı ama ben de sana katılıyorum. Yani Phoenix'in şu anda yakaladığı devamlılık, şu anda yakaladığı hava, şu anda yakaladığı savunma ve hücum çeşitliliği, tek bir oyuncuya bağlı olmama, iş ama kritik bir yere gittiği zaman bazı oyuncularla özellikle başta Devin Booker olmak üzere ekstra skor üretebilme yani işin sıkıştığı yerlerde de çözüm üretebilme açısından falan Phoenix çok çok daha iyi durumda. Zaten hani böyle bir Survivor sezonunda hani en sağlıklı takımın hani önde bitirmesi gerekiyor. En azından şu ana kadar öyleydi. Ve Phoenix kısalarının şöyle bir avantajı var. Çok da fazla geçilmiyorlar kolay olarak. O çok büyük avantaj. Mesela Utah kısaları nasıl geçildi? Çünkü arkada Gobert var. Evet. Ve senin az önce bahsettiğin şimdi drive and kick yaparken sonuçta hem penetreyi veriyorsun pot altında hem de köşe şutunu veriyorsun. Adamına geçilmezsen köşe şutunu da vermiyorsun. Adamına geçilmezsen penetreyi de vermiyorsun ve arkada DeAndre Ayton da iyi idare ediyor seni. Tekrar ona dönersek eşleşmenin önemi de burada abi. Şimdi Gobert'in varlığıyla birçok şeyi kontrollayabiliyorsun. Ve zaten onun üzerine kurgulamışsın bütün oyunu. Yani sen bugün Clippers'a karşı, Lakers'a karşı, Brooklyn'e karşı ayrı ayrı stratejiler, ayrı ayrı personeller geliştiremezsin. Eldeki personeli en uygun şekilde kullanmaya çalışırsın. Nitekim abi, teorik olarak geçen sene de konuşuyorduk. Bunu bu sene de konuşuyorduk. Utah en ters gelecek takım Clippers. Çünkü niye? Gobert'i en etkisiz kılabilen takım. Çünkü kısalar bu kadar geçirgen olduğu zaman penetreye geldiğinde Gobert onları karşılayıp köşe üçlüklerini veriyorlar sürekli. Ama kusursuz bir fırtına olduğu zaman işte bu 6. maç gibi oluyor. Evet. Yani bu Gobert'in de kabahati değil o kadar. Gobert evet işleri iyi gitmediği zaman oyundan da düştü. Belli bir yerde artık onu sahada tutamayacak hale geldi. Ama bu kurgunun yarattığı bir sonuç ve o sonucun yarattığı yani o planın zayıf karnının anormal bir şekilde kullanılması oldu yani. Seri tahminlerini yapalım Kaan abi. Ben hiç Phoenix dememiştim şu ana kadar playoff'ta. Evet. Ki sen çok güzel binmiştin Denver serisine. Orada seni de tebrik edeyim. Estağfurullah. Ondan sonra ben Phoenix serisinde çok kötü çakıldım. Lakers'da ikimiz de ama Lakers demiştik. Evet Lakers'da ikimiz de. Yani Phoenix taraftarları kusura bakmasın lanet getirirsem takımlarına. Ama 4-2 Phoenix diyeceğim. Garip bir şekilde playoff'a çıkması bile başarı olan bir takım bir anda NBA finaline gidebilir şu an. Ya Chris Paul'un... Tabii Chris Paul geldiği için playoff'a çıkmasını bekliyorduk da onların. Ya Chris Paul'un oynayıp oynamaması, Kawhi'nin oynayıp oynamamasından daha önemli bence. Dediğim gibi Kawhi daha üst düzey bir oyuncu olmasına rağmen. Ama gene de ben 4-2 Phoenix diyeceğim. Öğrendiler bir de Lakers serisinde Chris Paul'suz oynamayı. Birazcık olsa öğrendiler. 3. maçtan itibaren de oynayacağını varsayıyorum ben açıkçası. Hatta belki 2. maç bile olabilir. Ben de 4-2 Phoenix diyeceğim. O zaman çok teşekkürler Kaan abi. Yine uzun uzun konuştuk ki yani konuşsak 2 saatte konuşuruz. NBA bize izin vermiyor. Baba bir bekleyin. Yani bir hafta, 2 hafta bekleyin. Şunlar bir aradan çıksın, konuşuruz onları. Ama NBA sana o fırsatı vermiyor kesinlikle. Konferans finaline geldiğimiz zaman 2 tane seriden bahsedeceğimiz için işimiz biraz daha kolaylaşacak. Ama bu arada gündem de acayip. Yok abi kolaylaşmaz. Yani orada da bak kim bilir neler olacak şimdi. Hangi koçlar nereye gidecek, şunu olacak falan. Ama çok teşekkür ederim Kaan abi. Bakalım seri tahminimizi de yaptık. Sizin seri tahminlerinizi de bekliyoruz efendim aşağı. Özellikle Phoenix, tabii ki Phoenix serisi üzerinden, Clippers serisi üzerinden. Yine Amerikan Mutfaklar'da görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.